MTC Haber TV'den selamlar. Bu hafta sizlere resmi gazetede yayımlanan orta vadeli programın ne olduğunu anlatacağız. Programda yer alan ve kripto para birimleriyle ilgili iki maddenin yer aldığı ve neleri kapsadığını ele alacağız. Ama önce minik bir hatırlatma, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. 4 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan orta vadeli programda dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelere yer veriliyor. Türkiye'nin makroekonomik hedefleri ve politikaları anlatılarak programın temel amacından bahsediliyor. Program döneminde ülkenin büyüme potansiyelini ve istihdamını artıran yüksek katma değerli üretimi öncelikli kılan uygulamaların ne olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra cari işlemler açığının kademeli bir şekilde azaltılmasının hedeflendiği maddeler halinde anlatılıyor. Söz konusu orta vadeli programda bu yıl ilk kez kripto paralarla ilgili maddeler de yer alıyor. Gelin o maddeleri şimdi yakından inceleyelim. Kripto para endüstrisi birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de oldukça yoğun bir şekilde konuşuluyor, tartışılıyor ve araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz Mayıs ayında yerli teknoloji şirketleriyle bir araya gelerek dijital Türk Lirası sistemini geliştirme projesi için çalışmalarına devam ettiğini açıklamıştı. İşte aradan geçen 4 ayın sonunda yayınlanan programda artık kripto paralar da kendine yer buluyor. 2023-2025 dönemini kapsayan orta vadeli programda dijital Türk lirasıyla ve kripto borsaların düzenlenmesiyle ilgili maddeler yer aldı. Makroekonomik hedefler ve politikalar bölümünün finansal istikrar alt başlığında dijital Türk lirasının kullanım testlerine dair açıklamalar yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan ve 2 yıllık dönemi kapsayan programda dijital Türk lirası ile ilgili maddede şu ifadelere yer verildi. Dijital lira araştırma geliştirme projesinin birinci ve ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda ödemeler için dijital Türk lirasının kullanım testlerine başlanacaktır. Türkiye'de kripto para borsalarının düzenlenmesine ilişkin çalışmalar da uzun zamandır sürüyor. Geçtiğimiz aylarda konuya ilişkin kanun taslağının tamamlandığı ve yeni yasama döneminde meclise gönderileceği gündeme gelmişti. Kripto paralarla ilgili bir diğer maddede regülasyon konusundan söz edildi. İlgili maddede şu ifadeler yer aldı. Kripto varlık alım-satım platformları düzenleme kapsamına alınacaktır. Bununla beraber orta vadeli programda 2023 büyüme hedefi %5, 2024 ve 2025 büyüme hedefi ise %5.5 olarak belirlendi. Ayrıca orta vadeli programda dolar tahminleri de yer aldı. Dolar-TL tahmini 2022 için 16.62, 2023 için 21.52, 2024 için 24.62 ve 2025 için 25.76 olarak açıklandı. Türkiye'de uzun bir süredir kripto paralar ve kripto para borsaları hakkında bir düzenleme gelmesi bekleniyor. Bu doğrultuda bir taslak hazırlandı ve adli tatilin de bitmesiyle önümüzdeki günlerde gün yüzüne çıkacağı vurgulanıyor. Orta vadeli programda kripto paralara yer verilmesi ve bu konuda çalışmaların sürdürülmesi Türkiye'de kripto para piyasası için önemli bir adım atıldığını gösteriyor. Bu adımların sonucunda neler olacağını ise hep beraber göreceğiz. Bugün sizlere 4 Eylül 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan orta vadeli programda yer alan kripto para maddelerini anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.